Merhaba arkadaşlar. İngilizce dersimizin ikinci ünitesiyle devam ediyoruz. Bu ünitemizde bakacağımız nokta tekil ve çoğul isimler. Article dediğimiz İngilizce'de a veya an article'ları, tam Türkçesi bunun bir anlamındadır arkadaşlar. Tekil isimleri biz bakarken a veya an article'larını kullanmamız gerekiyor. Bu a veya an'i de isimlerin önünde kullanabilmem için belli başlı kelimelerin çıkartılış sesini bilmem gerekiyor. Örneğin biz e veya eni cümlenin başındaki ünlü veya ünsüz harflere göre değil, söylendiği zaman ilk çıkan harfin hecesine göre biz yapıyoruz. Örneğin cell phone, ilk çıkan sese bakıldığında s diye bir ünsüz harfim çıkıyor. Yani ünsüzlerden bahsederken ben e harfini kullanacağım, ünlü harflerden bahsederken de N harfini kullanacağım. Diğerine bakıldığında a snack, a dictionary, a wallet, a purse. Diğer ünlü ifadelerime bakıldığında apple. Dikkat edin, EA arası bir ses çıkıyor. Yani ünlü bir harfim. An elephant, an eraser, an egg, an umbrella. Peki bizim burada en çok öğrencilerin karıştırdığı noktalardan biri de university ifadesidir. Burada sırf öğrencilerin bazıları U harfini görüp ünlü olduğundan dolayı gidip buraya N harfini yapıştırmaktadır. Bu tamamen yanlış. Burada da dikkat ederseniz E consonant sound a bag şeklinde A söylendiği şekliyle kullanılır. Yani çıkan sese göre sound ses demek arkadaşlar. Söyleniş sesine göre biz ünlü ise en, ünsüz harften çıkıyorsa e ifadesini kullanıyoruz. Bu ifademe bakıldığında da okunuşu bunun university, yani ilk çıkan harfim benim ağzından y'dir. O zaman buraya ben en değil e article'ımı kullanacağım. Türkçe'ye ne anlam veriyordu bunlar? Bir, hızlıca geçecek olduğumuzda bir cep telefonu, bir snack atıştırmalık demek arkadaşlar. A dictionary, bir sözlük, bir cüzdan, bir cüzdan. Şimdi a wallet, a purse, bunların ikisi de cüzdan demek ama a wallet erkek cüzdanı, a purse bayan cüzdanıdır arkadaşlar. Bir elma, bir fil, bir silgi, bir yumurta ve bir şemsiye derken dikkat edin e veya en cümleye bir anlamını katıyor. Peki diğer önemli bir noktamız, nerelerde kullanıyoruz demiştik. Tekil isimlerle birlikte kullanıyoruz arkadaşlar.